Ya bir ekonomide enflasyonla mücadele kaba güçle yapılıyorsa orası bitmiş zaten. Toplumları ekonomik krizden çıkmaz. Biz ne krizler gördük? Toplumları ekonomik krizlerin getirdiği ahlaki çöküntüler, moral bozuklukları, toplumsal uyumsuzluk yıkar. Götürür, bitirir, perişan eder. Halklar, ezilmiş insanlar hürriyetten, eşitlikten, kardeşlikten önce bağır, ekmek diye bağır. Askıda ekmek çıktığı gün Memduh Bayraktaroğlu yazdı, aman dedim tehlike başlıyor. İşte o liderdi, o liderdi. Ekmeksiz insanın ne kadar tehlikeli olduğunu bilen bir liderdi. Böyle lider yok artık. Ha dünyada yok yani. Bu da Atatürk'ü övgü falan ki ne? Yani sen. Bir de şöyle kötü. Mesela dün Bakan Nebati Anadolu televizyonlarında işte ortak bir yayın yaptılar falan. Orada dedi ki ya ben çok güldüm buna ama ya aslında hiç gülünecek bir şey değil. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyon timlerimiz var dedi ya. Dünyanın en büyük tehlikesi liberal ekonomide kim lafını kullanmaktır. Ciddi söylüyorum bakın. Hiç şaka yapmıyorum. Kim dediniz nedir kim? Silahlı müdahaledir ya. Kim? Yani kaba güç ya da silah. Ya bir ekonomide enflasyonla mücadele kaba güçle yapılıyorsa orası bitmiş zaten. Aynen. Bitmiş ne konuşuyoruz? Neyi tartışıyoruz? Ben buna masalının altına gidip giderken dünya. Sırf o yüzden dün canlı video çekmedim ki başıma bir iş gelmesin. Çünkü inanamazsınız neler geldi geçti aklımdan. Şakayla karışık neler söyleyecektim. Aman dedim aman. Yani. Nebati yüzünden başımız belaya girecek. Sonra dedik ki işte Türk lirası daha düşmez. Hani zaten en düşük durumda dedi yani. Hani vatandaş rahat olsun bundan daha fazla düşmez en berbat durumda dedi. Yemin ediyorum Arkadaşlar ya sen diyor ki ya biz zaten öldük korkmayın ya bundan fazla ölmeyiz. Ya. Ah ya. astaldı. Rahmetli Halil Nedeloğlu. Ah canım ya. Ağlanacak halimize gidiyoruz ama bu hale bakın diyorum ya. Vasat altılık diz boyu. Yani bir ülke düş. Ya evvelden ya devlet adamı deyince insanlar bayağı böyle bir saygı duyarlardı ya. Devlet adamı derdiniz yani. Bakardınız gerçekten devlet adamı. Bir örnek verdim. Mesela Yılmaz Ergenekon, Cihat Bilgehan gibi maliye bakanlarını tanıdım ben. Ziya Müezzinoğlu oldu bir ara maliye bakanlığı yaptı. Hatırlayabildiğim Valla kadarıyla. gözümden Bunlar yaş yağdı. gerçekten maliye bakanları onlar ama ya. Ama yani saygı duyardınız insanlara. Yanında otururken, konuşurken. Bunlar başka ya. Onlar bürokratlarına sahip çıkarlardı. Başbakana karşı, o tabii başbakanlık dönemi, başbakana karşı maliye bakanları bürokratlarını çok korurlardı. Gelirler genel müdürünü korurlardı. Aman derlerdi efendim. İşte falancanın ya borcu falan da gitme düşünüyor. Ama yapmayın efendim. Yani bu böyle bir şey yapamayız. Denirdi. Şimdi öyle değil. Şimdi 450 milyon lira vergi cezası seviniyor. Ben telif hakkı, telif bir şey, müellifim anlatıyorum. 415 bin lira, 425 bin lira para cezası geliyor, vergi cezası bana. Ya böyle bir şey olur mu ya? Sonra da Nebati'yi eleştiriyorum diye bu sefer de Nebati bir daha gönderiyor. Ben bir şey olmaz ya. Kara mizah ya. Ne Hakikaten. yapayım yani? Güzel, güzel, güzel gözlü Nebati dedim diye kızdı. Güzel gözleri var. Urfalıların gözleri çok güzeldir biliyor musunuz? Ciddi Aa söylüyorum. bilmiyorum öyle mi? Çok ilginç. Yeşil Hiç bilmiyorum. tabii yeşil olanlarda, siyah olanlarda belki de Türkiye'nin en güzel gözlü insanları yaşar. Bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ve çok iddialı söylüyorum. Çok iyi bildiğim yerlerdir. Nebati'nin de yakından gidip baksanız çok güzel gözleri var. Ben de öyle dedim ya. Güzel gözlü Nebati dedim. Ne var bunda ya? 24 Allah milyon Allah. kişi, Bahar Hanım 24 milyon kişi kredi ödememiş, haciz dosya olmuş diye söylüyorlar. Bilmiyorum bunu yani resmi rakam mı? Bu doğru mu? Doğru Hayır rakam doğru mı? bu. Resmi Doğru rakam. mu? Evet biliyorum resmi rakam. Tabii tabii Çok tabii resmi rakam. 24 milyon kişi diyor ama
Kişi lafını çıkarsın, 24 milyon dosya var. Ha, 24 milyon 24 dosya milyon dosya. Şu oluyor. Tabii. Ya benim 3 kişiye borcum olabilir. 3 bankaya borcum olabiliyor. 5 bankaya borcum olabiliyor. Bunlar ama yine çok olağanüstü rakamlar. 85 milyon nüfuslu bir ülkede çocukları çıkarır. 18 yaşına kadar zaten borçlanamazlar. Doğru. Bunlar da nüfusun %35-%40'ı neredeyse. Yani 24 milyon icra dosyası müthiş bir şey. Dolayısıyla çalışanlar zaten sıra gelmez ki onların. Den fazla. Tabii. Müthiş bir şey bu. Bu berbat. Bunun yani bakınız Bahar Hanım, toplumları ekonomik krizden yıkmaz. Biz ne krizler gördük. Toplumları ekonomik krizlerin getirdiği ahlaki çöküntüler, moral bozuklukları, toplumsal uyumsuzluk yıkar. Götürür, bitirir, perişan eder. Çok berbattır bu. Yani ekonomik krizleri düzeltemezseniz, düzelmezse halkınızın sorunlarına çözüm bulamazsınız. Bakın Avrupalılar, Amerikalılar zengin ülkeler olduğu halde hem pandemi döneminde hem 2008 krizi döneminde ne yaptılar? İlk yaptıkları iş insanların parasal sıkıntıya düşmelerinin önüne geçmek. Pandemide karşılıksız paralar verdiler. Biz ise yukarıdan IBAN numarası gönderdik, bize para gönderildi. Böyle bir şey. Böyle bir şey olmaz ya. Yangına 5 lira, pandemiye 10 lira. 10 lira, 3 lira falan. Öyle gidiyor yani. Ya nasıl ya? Nasıl bir hikaye? Dünyanın her yerinde devlet para veriyor. Dünyanın her yerinde devlet bir şekilde para veriyor hani mağdurlarına falan. Bizde bir tek devlet şey hesap numarası açıyor felaketlerde. Peki, çok ama tehlikeli de bir şey var. Şimdi benzin motorine yine zam geliyor. İşte bu akşam yani beklenti o sanırım. Ete %48 zam gelmiş. Hurmaya %35. Evet, yeni geldi. Bunlar yeni bugün olan. Dış hatlar çıkış şeyi vardı yani 50 liraydı en son. O oldu 150 lira. Hani artık şeyi oradan anlıyor. Enflasyon üstü olduğunu. Hani %200 ya demek bu. Ya bu alım gücü ya bitti gibi bir şey ya. Bu ne olacak peki? İşte diyorum ama olacak olan şu. Bu halkın gelirlerini bakınız. Çok tekrar olacak ama sizin kanalınızda söyledi mi bilmiyorum. Bunu çok söylüyorum. Enflasyon çok büyük tehlikedir. Samimi söylüyorum çok büyük tehlikedir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Tehlikedir. Ancak bir bakıma eğer siz belirli bir süre için halkınızın umutsuzluğuna çare olabilecek ise eşel mobili uygularsınız. Yani hayat pahalılığının önüne geçersiniz. İnsanlar fiyat artışından etkilenmez. Her ay bilir ki TÜİK açıkladı. Bu ay %8 enflasyon. O aile bilir ki benim bu ay gelirim %8 artacak. Hayat pahalılığı yok. Benim için hayat pahalı yok. Ürün de bulabiliyorum. Kuyruk da yok. İşte bunu yaptı gelişmiş ülkeler. Onlar bunu yapıyorlar. Zaten Keynes'in dediği de buydu. Durgunluk dönemlerinde yukarıyı değil. Yani piramidin tepesini değil. Piramidin alt tabanını koruyor. Onlar neden? Çünkü onlar huzursuz olursa toplum kaynamaya başlar. Hatta toplumun kaynaması biraz şey yapın kesin ki alsınlar diye. Tabii. Bakın tarihe baktığımız zaman mesela hem Rusya'daki Ekim hem 1789 Rus Fransız ihtilaline falan baktığımız zaman tabii romantik olarak bakarsanız eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye derler. Ama asıl Paris'in sokaklarında bile insanlar ekmek diye bağırdılar. Ekmek diye bağırdıkları için Marie Antoinette'in makarna yiyin ya da pasta yiyin dediği söylenir. Rusya'nın tabii elit komünistleri yani lider kadro onlar da hürriyet, kardeşlik, eşitlik diye bağırıyorlardı ama Rus köylüleri sokaklarda ekmek diye bağırıyorlar. Bunları unutmayalım. Komünistler bunları söylemiyorlar, komünist devrimciler. Hayır. Halklar, ezilmiş insanlar hürriyetten, eşitlikten, kardeşlikten önce bağır, ekmek diye bağırdı. Bu çok tehlikeli. Askıda ekmek çıktığı gün Memduh Bayraktaroğlu yazdı. Aman dedim tehlike başlıyor. Aman. İnsanlar ekmek peşinden koşmaya başlarsa
felaket. Bakın size bir anekdot anlatayım mı? Tabii. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği, çok değer verdiği bir tarihçi, romancı. İşsiz kalıyor. Tabii o dönemin böyle romancıları, yazarları, sanatçıları çok onurlu insanlar yani. Sonunda Ankara'ya gideyim diyor. Belki diyor bir iş bulurum kendime. Oradan eski eşler, dostlar falan, yakınlar falan. Ankara'ya gidiyor. Ankara, şimdi bu bildiğimiz Ankara Bulvarı, Bulvar Palas Oteli falan var demeden. Şimdi çok değişti oraları. Orada yürürken yukarıya doğru Kızılay'da yukarıya doğru yürürken, Çankaya'ya doğru yürürken bir milletvekili geçiyor. Yanından tanıyor Yakup Kadri'yi. Aa Yakup Kadri, ne arıyorsun burada falan deyince Yakup Kadri diyor ki, ya fırına gittim. Ekmekler yuvarlak o zamanlar. Fırına gittim. Bir ekmek alayım dedim diyor. Ekmek yuvarlak diyor. Elimden düştü. Yuvarlana yuvarlana diyor. Buraya kadar geldi. Ben de o ekmeğin peşinden geldim diyor. İyi diyor. Adam gülüyor. Akşam Atatürk'ün sofrasında olanlardan biri. Fıkra anlatmıyorum. Fıkra değil. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bizzat anlattığı bir yaşanmış tarihi olay. Bir ara paşam diyor Atatürk'e, o milletvekili. Ya bugün Yakup Kadri'yi gördüm diyor. Ha ne arıyormuş diyor. Ya diyor çok şakacı her zamanki gibi diyor. Fırına gitmiş diyor. Ekmek almış eline. Ekmek düşünce yuvarlak ekmek. Ekmek yuvarlanmış yuvarlanmış da Ankara'ya kadar gelmiş. Ekmeğin peşinden buraya koşmuş. Güldüm ben de diyor. Nerede gördün diyor Mustafa Kemal Atatürk. E işte anlatıyorsun da otelin diyor bilmem önünde işte yine otellerden birinin önünde diyelim. Kızılay'da. Anlamadım diyor. Adam ekmek peşinde koşuyor diyor. Adam işsiz diyor ya. Gidin bana bulun diyor. Ne yapın yapın bana bu gece Yakup Kadri'yi bulun diyor. Yakup Kadri'yi buluyorlar. Atatürk'e getiriyorlar. Gecenin bir yarısından sonra. Hoş geldin falan Atatürk tabii severek karşılıyor. Yakup nedir bu hal? Anlatıyor paşam böyle. İşsiz misin sen diyor. Paşam vallahi işsizim diyor. Olur mu öyle şey diyor. Hemen her şey yerine getiriliyor ve ilk seçimde parlamentoya milletvekili olarak alınıyor. İşte o liderdi. O liderdi. Ekmeksiz insanın ne kadar tehlikeli olduğunu bilen bir liderdi. Böyle lider yok artık. Ha dünyada yok yani. Bu da Atatürk'ü övgü falan ki ne? Değerli. Yakup Kadri'nin kitabını, hayatını anlattığı kitabını okuyanlar bunu orada görüp okuyacaklardır.